Neymiş? Allah razı olsun. Bizim aşı takip sistemi dediğimiz aşıların hangi derecede, nerede, hangi kurumda, kaç tane flakon saklanıyor, aynı zamanda uyguladıktan sonra kim tarafından, hangi tarihte, kime uygulandığını takip ettiğimiz bir sistem bulunmaktadır. Aynı zamanda bu aşı takip sistemi üzerinden araçların, aşı dağıtım araçlarının anlık olarak nerede olduğunu bilgisine de ulaşabiliyoruz. Gidiyoruz. 20 yıllık meslek hayatımın yaklaşık 15 yılı aşılarla geçti. BioNTech aşısı bizim için yeni bir dönem oldu. Gerek saklama koşulları, gerek planlama aşısına çok titizlik gereken bir aşıdır. Diğer aşılarımız +2, +8 derecede saklanırken BioNTech aşısı özelliğinden dolayı -80 derecede saklanmak zorundadır. Bundan dolayı aşıların planlanması, zayi olmaması için özellikle vatandaşlarımızın, randevusu olan vatandaşlarımızın zamanında aşıya gitmesi gerekiyor. Her bir flakonda birden fazla doz içerdiğinden dolayı da buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yasaklı dönemlerde dahil vatandaşlarımız randevusunu alıp aşıya gidebilirler. BioNTech aşısı dışında bizim bu depolardan ortalama 4000 aile hekimliği birimine, 39 ilçe sağlık müdürlüklerine ve diğer hastanelere rutin aşılarımız da dağıtım olmaktadır. Sadece BioNTech aşı dağıtımı olmuyor. BioNTech aşı dağıtımında biz hastanelerin randevularını SINA dediğimiz bir sistem vardır. SINA üzerinden istediğimiz zaman, istediğimiz saat dilimini görebiliyoruz. Planlamayı hastanelerde mağduriyet yaşanmaması için önceden, bir gün öncesinden en az yapılmaktadır. Kaç tane randevusu var SINA programı üzerinden? Aynı zamanda aşı takip sistemi dediğimiz ATS sistemi üzerinden de hastanelerin stok seviyelerini anlık olarak görebiliyoruz. Bunlar göz önünde alındırılarak hastanelere ne kadar doz aşı dağıtılması gerektiği planlaması yapılmaktadır. Diğer aşılar İstanbul genelinde çoğu kurumda yapılmakla beraber BioNTech aşısı sadece 38 tane kamu hastanesi yapılmaktadır. Hem dağıtım sorunu çıkmaması için hem de saklanma koşullarına sıkıntı yaşamamak içindir. Önceden yapılan planlamalar ilgili depodaki arkadaşlara, görevli arkadaşlara iletiliyor. Depodaki arkadaşlar listeliğe bakılıyorlar. Hangi hastaneye ne kadar doz aşı verilmesi gerektiği ilgili hastane irtibatı kurulunuyor. Her -80 dolapta ihtiyaç kadar aşı dışarı çıkartılıyor. Onların tek tek ATS sistemi üzerinden hastanenin kayıtlı görevlisi üzerine barkod okutularak kurye nakli gerçekleştiriliyor ve özel kaplar, buzlar içinde araçlarla ilgili hastaneye götürüldükten sonra hastaneler kurye naklini kendi depolarına kabul yaptıktan sonra uygulamaya geçiyorlar. -80 dolaptan çıktıktan sonra -20 dolaba olan hastaneler alındığında bu 14 gün içinde, +2, +8 derece yani aşı dolapları alındığında 5 gün içinde bu aşıların tüketilmesi gerekmektedir. Ankara'dan BioNTech aşıları özel polis eskorti eşliğiyle buraya geliyor. Arkada gördüğümüz olduğunuz -80 dolapların içine kuru buzlardan çıkartılıp tabakalar halinde yerleştiriliyor. Bu dolaplardan İstanbul'da 3 adet bulunmaktadır. Ortalama 150 bin doz kapasitesi mevcuttur. Burası aynı zamanda 24 saat güvenlik tarafından korunan, kamera sistemiyle izlenen bir odadır.
ihtiyaç anında, acil durumlarda da arkadaşlar gelip buradan aşı dağıtım yapabilmektedirler. BioNTech biliyorsunuz soğuk zincire tam uyulması gereken bir aşı. Bu nedenle de belirli prosedürlere uymanız gerekiyor. Tamamen iğne ile böyle kuyu kazar gibi ilmek ilmek dokunarak yapılan bir işlem. Bu aşı o kadar titizlikle ve o kadar farklı ve zorluklarla buralara getiriliyor ki randevusunu alan bir vatandaşımız buraya gelip de bu aşısını olmadığı zaman bizim elimizde hani tek doz biz bu aşıyı ne yapacağız korkusu başlıyor. Hakikaten bu bir vebal. Çünkü bütün dünyada görüyorsunuz aşı neredeyse savaşları var. Herkes aşı bulmaya çalışıyor. Bunun için de biz mümkün olduğunca 8 ile 24 arasında olan bu aşılama süremizi gece 3'e kadar, 4'e kadar bazen o kadar bu süreç uzuyor ki o 6 tane hastayı toplayalım. Neden 6 tane? Biliyorsunuz BioNTech aşısının bir flakonundan 6 doz aşı çıkıyor. Onları bir araya topluyoruz. Bazen vatandaşımıza diyoruz ki ya hani şimdi siz burada 3 kişi kaldınız. Öyleyse biz birkaç kişiyi daha bulalım bu aşıyla ilgili. Telefonla arıyoruz, gelmeyenleri randevusuna erken çağırıyoruz. Ve o flakonların içerisinden hiçbir aşıyı zayi etmeden vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz. Biz diyelim ki yakın civarda birçok hastanemiz var. Bu hastanelerin bir tanesinde yani gelmiş vatandaş bir kişi kalmış aşıya. Şimdi 6 kişi için açmamız gereken aşı bir. Kimseyi de çağırıp bulamamış. O zaman biz diyoruz ki mesela bize çok yakın hastaneler var bölgemizde 3-4 tane 4-5 kilometre yakınlıkta. Biz buradan aracımızı gönderiyoruz veya oradaki hastane aracına o vatandaşımızı bindiriyor. Bize getiriyor aşılamasını biz burada uyguluyoruz o vatandaşımızı. Hastanelerimiz arasında tam bir aslına bakarsanız burada bir işbirliği var. Yani akşam saatlerinde özellikle saat 11'e yakın civarında bu söz konusu şey o zaman başlıyor genelde. Yani sonlarına doğru siz anlıyorsunuz gelmeyen randevuları aktarmaya çalışıyorsunuz, flakon açmamaya çalışıyorsunuz. Tam orada işte bunu gördüğünüzde hastane arası iletişimleri, hastanelerin sağlık bakım hizmetleri müdürleri birbirleriyle iletişime geçiyorlar, başhekimleri gerektiğinde iletişime geçiyorlar ve bunu minimuma indirmeye çalışıyorlar. Ve bazen de işte sabahtan bu aşısı olan vatandaş varsa adresine göre bakıp onu buraya çağırıp bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Şükürler olsun aşı zayiatımız bizim dünyadaki hiçbir ülkeye benzemeyecek düzeyde minimum seviyelerde gidiyor. Tamam. Doğan eline sağlık. Esas.